Peki, Ahmet Zeki Bey, sizinle devam edelim. Evet. Siz acaba konuyu nasıl gördünüz? Yani ordu ile hükümet arasında faturayı kim ödeyecek? Bu mudur? Ve İskender füzeleri ile ilgili sizin değerlendirmeniz nedir? Şimdi tabii ortada kesin bir yenilgi var. Bu yenilginin bütün sorumluluğunu Paşinyan bundan önceki konuşmalarında hep ordunun üzerine attı. Ve sürekli Ermenistan ordusunun yeterli mücadeleyi yapmadığını, savaşma kabiliyetini olmadığını, buna benzer suçlamalarda bulundu. Bunun üzerine Ermenistan'da bulunan yaklaşık 80 veya 81 tane etkili komutanlık var. Bunların 60 tanesi, 61 tanesi bir araya gelerek bir bildiri hazırladılar ve Paşinyan'ı istifaya çağırdılar. 20 kişi buna katılmadı. 20 komutan buna katılmadı. Dolayısıyla ordunun içerisinde de bu Genelkurmay Başkanı'nın yapmış olduğu muhtıra bence biraz 12 Mart dönemindeki muhtıralara benziyor. Muhtıraya Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin tamamının katılmadığını, dolayısıyla da buna bir darbe olarak adlandırmanın pek doğru olmayacağını düşünüyorum ama yani hani oraya yazdığınız için söylüyorum, darbenin arkasında kimler var diyorsanız 81 üst düzey komutanın Ermenistan'a göre 61 kişisi bu söylediğiniz darbe ise darbenin arkasında bunlar var. Bunlar suçlamaları kendi üzerlerinden atarak işte Paşinyan'ın kendilerine rahatça savaşmasına izin vermediğini, teknoloji, silah teknolojilerini yenilemediğini, ellerinde bulunan silahları etkin kullanmasına müsaade etmediğini, bu nedenle de etkili bir savaşma yapamadıklarını, dolayısıyla da suçun kendilerinde değil, siyasi irade olan Paşinyan'da olduğunu söylemekteler. Fakat burada bence bir mantık hatası var. Çünkü niye? Hiçbir ülkenin başbakanı kendi ülkesinin herhangi bir savaş veya çatışma halinde karşı tarafın üstünlüğünü görerek bu işte kendi ordusunun mücadele azmini kıracak veyahut da onların savaşma güçlerini ortadan kaldıracak veya azaltacak söylemlerde veyahut da kısıtlamalarda bulunmaz. Ben buradaki sorunun Ermenistan ordusunun yeterince güçlü olmadığını ve savaşma kabiliyetinin bulunmadığına, disiplininin bulunmadığına, bu nedenle Azerbaycan ordusu karşısında yenildiğini ve bunun sorumluluğunun, tabii ki siyasi sorumluluk ayrı bir şey ama savaşmadaki o süreçteki sorunun Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nde olduğunu düşünüyorum. Tabii ki buradaki görevden almada da biraz şöyle bir problem var. Başbakanın Genelkurmay Başkanı'nı görevden alma yetkisi yok. Sadece onu Cumhurbaşkanı'na teklifi var. Cumhurbaşkanı'nın da 3 gün içerisinde, en geç 3 gün içerisinde bunu onaylaması veya reddetmesi söz konusu. Aradan bir günden fazla süre geçti, 2 gün oldu. Henüz bir açıklama veyahut da Cumhurbaşkanı bu konuda herhangi bir irade gösterisine bulunmadı. Bu da Paşinyan'ın sanki Cumhurbaşkanı tarafından da biraz ortada bırakıldığı ama diğer taraftan da silahlı kuvvetlerinin tam bir birlik içerisinde bir müdahale veyahut da muhtıra hareketi içerisinde olmadığını gösteriyor. Ben yine kritik olarak Rusya'nın buradaki Ermenistan üzerindeki işte biliyorsunuz son Azerbaycan'la yapılan anlaşma gereği Onu birazdan soracağım. Yani Rusya'ya özel olarak geleceğim. Evet. Yani burada silahlı kuvvetlerinin bence hatalı olduğunu, bu savaşın sorumlusu olduğunu, siyasi sorumluluğunda her daim olduğu gibi ülkeyi yöneten başbakan da olduğunu söylüyorum. Ama bir iki gün içerisinde kimin sorumlu tutulacağını hep beraber Cumhurbaşkanı'nın onayıyla göreceğiz veya reddiyle. Peki. Şimdi Beyazıt Bey, size de sormak isterim. Sorumluluk silahlı kuvvetlerde mi yoksa Paşinyan'da mı? Efendim ben öncelikle hem bu arkadaşlarımın söyledikleriyle ilgili olarak bir iki ilave yapacağım hem de sorunuza cevap Tabii ki. vereceğim. Bir hatırlatma yapayım ben. Biz şu saatlerde bu programı yapmaya çalışırken yani 25 Şubat 1992 tarihinde ertesi sabah büyük bir katliama hazırlık yapan
şu anda konuştuğumuz başarısız olmuş Azerbaycan karşısındaki Ermenistan'ın Hocalı katliamını hatırlatmak istiyorum. Hatırlayacaksınız 613 canımız şehit oldu. 1200 civarında esir aldılar. Hala bunlardan 150 kadarının şu ana kadar da akıbeti belli değil. Yani Ermenistan aynı zamanda sözde soykırım arkasına sığınarak yıllardır propaganda yapmasına rağmen asıl katliamcının kendileri olduğunu ben bizi izleyenler için bir kere daha atlatıyorum. Şimdi yine savaşta açılışta siz sorunuza sormuştunuz. İskender füzeleriyle ilgili olsun, diğer hususlarla ilgili olsun. Evet. Yine arkadaşlarım genel olarak da söylediler. Ermenistan'ın sadece füzeler üzerinden değil, silahlı kuvvetlerinin yani kara ve hava gücüyle olsun veya diğer özel kuvvetleriyle olsun hemen hemen tümüyle zaten Azerbaycan karşısında tutulması söz konusu değil. Eğitimleri zayıf, disiplinleri zayıf. Şimdi şunu tartışmak gerekiyor. Harbi hazırlık seviyesi dediğimiz önceden yani bir ordunun silahlı kuvvetlerin harekata hazır olması için harbi hazırlık seviyesinin kontrolünü sağlayan birçok faaliyet var. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Paşinyan ve eşi Dağlık Karabağ'a gelip tüfeklerle veya başka türlü işte pozlar verirken silahlı kuvvetlerin harbi hazırlık eğitimini veya tesisatını bilmiyor muydu? Gayet iyi biliyordu. Ama Ermenistan'da şöyle bir kafa yapısı var. Ermenistan büyüklük ve zafer sarhoşluğu içerisinde. Çünkü kendisini dışarıdan besleyenler veya kendilerine yardım edeceğini umduğu kişilerin vaatlerine diyelim veya onların kendilerine vereceği desteğe veya bu çatışmanın daha kısa süreceği konusunda kendilerinin geçmişten gelen tecrübeleri var. Çünkü neden? İşte Minsk dörtlüsü dediğimiz grubun, Amerika'daki lobinin, işte Fransa'daki lobinin, işte Yunanistan'daki lobinin, onu da ilave etmekte fayda var. Yunanistan hiç geri kalmadı bu konuda. Dolayısıyla savaşın genelinde sadece bir füzeyi değil, tüm silah ve tesisatıyla, eğitimiyle beraber Ermenistan sınıfta kaldı. Sınıfta kalması çok iyi oldu. Azerbaycan'a büyük bir fırsat verdi. Hamleyi onlar yaptılar ve gerekli dersi aldılar. Şimdi burada her harekatın, genelde asker arkadaşlarımızla beraber şu anda bu programı sürdüreceğiz. Onlar da çok iyi biliyorlar ama izleyenler için ben tekrar atlatayım. Bir siyasi hedefi olacak. Şimdi siyasi hedefi, yani bu hedefi kim verecek? Diyelim ki Ermenistan Başbakanı verecek. Şimdi bu hedef, silahlı kuvvetlerin bu hedef doğrultusunda hazırlıkları, buna yönelik olarak faaliyetleri, eksiklikleri vesairesi falan hepsi konuşulmuştur. Yani siyasi hedefi de bellidir. Ermenistan silahlı kuvvetlerinin yapacağı faaliyetler bellidir. Zaten yıllardır oraya çöreklenmişler. Oranın imkanlarından faydalanıyorlar. Dolayısıyla şimdi beklemedikleri bir hezimet alıp da kendilerine destek gelmeyince tabii mağlubiyetin faturasını bir şekilde önce siyasi yönetime daha sonra da kendi aranda bir hesaplaşma söz konusu olacak. Şimdi harekatın her yönünü görüntüleriyle beraber ve Azerbaycan tarafından yapılan açıklamalarla beraber incelediğimiz zaman havacı olmam nedeniyle önce Ermenistan Hava Kuvvetleri'nin küçük bir hava kuvvetleri olmasına rağmen havaya kalkarken bile gidip bulutun içerisine girip dağa çarpan bir hava kuvvetleri vardı. Zaten ondan sonra geri kalanları da Azerbaycan hava savunma sistemleri etkisiz hale getirdi. Diğer bir konu, sahaya dağılmışlar ama kendi aralarında komuta kontrol yok. Silah sistemlerini kullanacak olan askerlerin lojistik destekleri yok. Moralleri bozuk. Çünkü orada tutunamayacaklarını biliyorlar. Kaçmak için veya bulundukları mevzileri terk etmek için en kısa zamanda oradan kaçmak için tedbirler aldıklarını harekatın o 44 günlük süresi içerisinde gün gün izledik. Yavaş yavaş bunlar başarısızlık getirmeye başlayınca zaten Erivan'a doğru büyük bir göçle başladı. Küçük bir ülke, ekonomik kaynakları sınırlı. Zaten yıllardır Rusya ile ilgili olarak da sorunları var. Çünkü neden? Savunmasını Rusya'ya bağlamışlar. Rusya onları koruyacak diye düşünüyorlar. Evet, Rusya konusuna geleceğim ama. Şöyle de tamamlayayım ben. Sonuç olarak sadece bir füze üzerinden veya ne bileyim işte başka bir şekilde değil, bir devlet eğer savaşta yeniliyorsa, başta siyasi iradesi olmak üzere silahlı kuvvetler unsurlarıyla beraber, yani milli güç unsurlarıyla beraber değerlendirmesi gerekiyor. Onun da üç ana unsuru, siyasi unsur, ekonomik unsur ve silahlı kuvvetleri. Dolayısıyla bunların üçü de zaten baştan sınıfta kaldığı için de Ermenistan bu hezimete uğradı. Şimdi kendi aralarında konuşarak, tartışarak bu kargaşadan çıkmaya çalışacaklar. Biz de Ermenistan'ın perişan halini izlemeye devam edeceğiz efendim.